Bitlo kripto para platformu sunar. Günaydın. 30 Ekim 2024 günlerden çarşamba saatlerimiz 09.04 arkadaşlar. Güzel bir gün olsun. Malum biz dün tatildik. Dün Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Bugün piyasalar açıldı. Biz normale döndük. Ancak haber akışı dünyada hızlıydı. Küresel piyasalarda fiyatlamalar devam etti. Şimdi genel piyasalara baktığımızda her şeyin yukarı gittiğini görüyoruz. Yani fiyatlama hareketlerinde altındır, gümüştür, bitcoin'dir, birazdan söyleyeceğim dolar endeksidir, tahvillerdir. Özellikle Amerika tahvilleri çok hızlı gidiyor. Dolar endeksi yukarı gidiyor. Amerika borsaları rekorda. Bitcoin rekora gidiyor. Kardeşim her şey rekora gidiyor. Şimdi piyasa hep birlikte böyle yükselmesi anomalidir. Yani normal değil. Her şey yukarı yönlü hareket etmez. Yani tahvil yükseliyorsa, dolar endeksi güçleniyorsa baskı yapar. Yapmıyor. Şimdi demek ki piyasa 5 Kasım için farklı fiyatlamalar, farklı düşünceler içerisinde. İşte burada bir terslik var arkadaşlar. Şimdi birazdan bunu anladığımı size anlatmaya çalışacağım. Ne oluyor da böyle piyasa yukarı gidiyor? Şimdi önce bir fiyatlamalara bakalım. Şimdi Amerika, önce şuradan altından başlayayım. Altın 2782 dolar. Tamam, 2782 dolar. Rekordayız, tarihi seviyedeyiz. Yukarı gidiyoruz. Peki gümüş? Gümüş de yukarı gidiyor. 34.17 dolar. Tamam, geçtiğimiz direncin bir tık altındayız ama güçlü bir gümüş var yine burada. Bu da yukarı gidiyor. Peki Bitcoin'e bakalım. Bitcoin de dün 73.600 doları gördük. Bu ne demek biliyor musunuz? Bitcoin'deki en son gördüğümüz direnç, tarihi direnç burası. Burada da rekordayız. Yani şu an 72.500 dolar ama Bitcoin'de de ciddi bir alım var olduğunu görüyoruz. Yani buraya bir alım geldiğini, yukarı çıktığını görüyoruz. Bakın, devam edelim. Tüm bunlarla beraber Amerika borsaları gayet, onlar da rekordalar. Orada da hiçbir sıkıntı görünmüyor. Yani ben şu an elimizde olanları söylüyorum. Amerika borsalarında da bir sıkıntı yok. Dünkü gelen veriden sonra da yatay bir görünüm var. Şimdi peki piyasa böyle yukarı çıkarken Amerika tahvillerine bakalım. 10 yıllık tahviller 4.25'de şu anda. 2 yıllık tahviller 4.10'da. Dolar endeksi 104.30'da. Yani bakın, Amerika tahvilleri yukarı giderken, dolar endeksi güçlenirken piyasa mutlaka baskı altında olur. Yani her şeyin birlikte böyle yükseldiği bir an bulmak çok zordur. Burada bir anomali var. Burada normal olmayan bir yerlerde bir terslik var. Neler oluyor kısmında? Piyasa bize ne demek istiyor aslında? Buna bakmamız lazım. Yani piyasa bize ne demek istiyor? Zaten kilit nokta bu. Bunu anlamamız önemli. Yoksa mesela şöyle söyleyeyim. Uzun vadeciler. Hiç korkmanıza gerek yok. Hani önce bir sizi onu söyleyeyim de sonra hani kafanız karışır. Uzun vadede altındır, gümüştür. Buralar yükselmeye devam edecek. Tamam, burada yükseliş devam edecek. Onu görüyoruz. Çünkü bunu defalarca konuştuk. Bir sürü risk var altının yukarı çıkmasıyla ilgili. Önümüzdeki dönem 2025 ile ilgili. Gümüşte keza yükseliş beklentimiz devam ediyor. Özellikle gram altında. Dolar TL'deki beklentimizden dolayı da altın ve gümüş gram tarafında beklentimiz yukarı yönde devam edecek. Yani yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. Evet, düşüşler olacak. Evet, aralarda ufak düzeltmeler yapacak ama beklentim benim kendimin 2025'te ve bu yılın devamında da yukarı gideceği yönde. Tamam, bakın burada hiçbir sıkıntı yok. Altıncılar, bir sıkıntı yok. Hani altın biliyorsunuz. Yani biz altını biliyoruz biz. Altın da güzel de kazandırdı. Çok şükür. Hani bir bizi de yanıltmadı. Benim de beklentim biliyorsunuz. Yani bu yıl sonu için geçen sene verdiğim hedefe geldik. Eylül ayında geldik. Hedefi de yükselttik gramda. 3500 liraya kadar da çıkardık yıl sonu için. Ha, 3500 TL olmaz. 3250 olur. 3300 olur. Olabilir. 3400 olur. Ama fiziki de oraları geçeceğiz zaten. Şimdi dolayısıyla bir siz rahat edin, tamam mı? Çünkü bizim dinleyicilerimizin ve halkımızın büyük bir kısmı zaten altından farklı, hani altını seviyor diyelim, öyle söyleyeyim. Ama
Şimdi bizim de piyasaları anlamamız lazım. Öyle değil mi? Neler olduğunu. Amerika 5 Kasım Amerika seçimlerinden önce bu piyasalar neyi fiyatlıyor? Neden böyle davranıyor? Tamam altın yukarı gidiyor ama kardeşim dolar endeksi de yukarı gidiyor. Normal şartlarda dolar endeksi böyle güçlenirken, tahviller güçlenirken benim altında şu anda bir düzeltme ya da bir düşüş görmem gerekiyor. Görmüyorum bakın. Tamam. Dolayısıyla bir altıncıları bir rahatlatalım. Şimdi devam edelim. Amerika'da bu durum mesela altından bahsedeyim. Altına eğer şimdi bir alım geliyorsa şu anki bu pozisyona rağmen aklıma iki tane senaryo geliyor. Bunlardan bir tanesi kriz senaryosu. Nedir? Piyasa bir kriz bekliyor olabilir. Piyasa 5 Kasım seçimlerinden sonra olası bir kriz için altına biraz yüklenmiş olabilir. Hani bu bir ihtimal bakın. Sadece ihtimal. Yani bu ihtimali size sayıyorum. Yani piyasa bir sıkıntı, bir kriz ihtimaline karşı kendini güvenli liman olarak altına altın alıyor olabilir. Senaryolardan bahsetmek gerekirse. İkincisi, şimdi Amerika'da 10 yıllık opsiyon kontratları Amerika tahvillerinde kritik bir seviye sinyali geldi. 4.5'a çıkacağı sinyali var. Onu nereden görüyoruz? Opsiyon kontratları. Opsiyon kontratları Amerika 10 yıllık tahvil getirisinin %4.5'a çıkacağı sinyalini veriyor arkadaşlar. Seçimin zaten bakın bu seçimin yaklaşmasıyla böyle bir şey oldu. Anlatabiliyor muyum? Ve Kasım sonunda 4.5'a ulaşacağını söylüyor bize. Yani yükselecek diyor. Peki neden? Şimdi genel hava enflasyonun yükseleceği yönünde olabilir. Böyle açıklamalar da okudum çünkü. Bu altına da yarıyor. Şimdi hem altın hem gümüşte yukarı yönlü hareketlerin altında enflasyonda yükseliş beklentisi de yatabilir. Çünkü mesela bazı yerlerde bazı açıklamalar var. Baktığımda genelde şöyle iki tane başkan adayı var. Seçimlerden sonra Trump da gelse, Kamala Harris de gelse burada mutlaka ciddi bir bütçe açığı olacak ve büyümeye odaklanacaklar ve otomatikman enflasyon yükselecek. Aslında enflasyonun yükseleceğini gösteriyor ya da söylüyor ya da piyasanın beklentisi bu yönde. Yani enflasyon yükseleceği için aslında tam şöyle söyleyeyim bir stagflasyon senaryosu da aslında oldukça güçlü gibi duruyor. Dolayısıyla altın ve gümüşün arkasında hani enflasyon yükselecek beklentisi de var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tabii işin içinde faiz de girecek. Yani FED faizi hızlıca düşürmeye devam edecek mi kısmı da aslında girecek. Onu sonra anlatacağım kafanız çok karışmasın diye ama şu an yani piyasa daha çok ne bekliyor neyi fiyatlıyor derseniz eğer genel görüntü hem emtia yukarı gidiyor hem Amerika borsaları hem Bitcoin yukarı gidiyor. Yani piyasalardaki genel havanın her şeyin böyle birlikte yukarı gitmesinin sebebinin altında enflasyonda yükseliş beklentisinin daha da fazla olmuş olacağını düşünüyorum ki genel aslında hava ve genel açıklamalar bu yönde. Dolayısıyla biz daha böyle 5 Kasım seçimlerinden sonra ne olabilir? Bakın kimin geleceğini bilmiyoruz ama şu an hani Türkiye ile de bakın Türkiye'de bir seçim olduğu zaman veya seçime yaklaştığımız zaman ne deriz biz? Seçim belirsizliktir deriz. Belirsizlik de mesela en başta bizim borsa hiçbir şekilde yükselmez. Yani genel son birkaç yılın seçimlerine bakın mesela hep düşmüştür. Yatayda kalmıştır ve seçimden sonra yükselişe başlamıştır. Ama Amerika'da öyle bir şey yok. 5 Kasım seçimlerine gidiliyor ve rekorla gidiliyor. Çok daha farklı. Yani Kamala da gelse, Trump da gelse borsaların keyfi yerinde. Aslında ben hani borsa tarafından biraz açıkçası hani ürküyorum Amerika borsaları tarafından. Bu sene ve seçimden sonra bu yükseliş devam edebilir bir süre daha bu havayla beraber. Ama çok da güvenmiyorum. Neden? Çünkü işin içerisinde olur da enflasyon yükselirse, olur da bir resesyon fiyatlaması hiç olmadı. Bu tarz şeyler girerse borsa tarafında çok farklı şeyler görürüz.
o zaman bir satışa gitme ihtimali yüksek. Yani şu anda aslında riskli piyasalar tarafında borsada biraz daha orta vadede, yani biraz risk görüyor muyum? Evet, görüyorum. Çünkü birçok şeyi fiyatlamadı ve son bir yıldır da ciddi anlamda rekordayız. Yani rekor, rekorlar. Yani son bir yılı rally ile tamamladı ki Amerika'da faizler yüksek olmasına rağmen. Dolayısıyla borsayı biraz daha yakından ve daha dikkatli takip etmek gerekiyor. Şimdi kriptoya bakalım. Bitcoin'de aslında şöyle, mesela Bitcoin yükseldi ama bütün altcoin'ler aynı şekilde eşlik etmiyor. Ethereum 2681 ama Bitcoin gibi değil. Yani Ethereum da aslında biraz geriden geliyor. Altcoin'ler, Ethereum dahil, hiçbiri Bitcoin kadar yükselmedi arkadaşlar. Yani evet, böyle bazıları biraz yükseldi ama genel olarak bir yükseliş hepsinde var mı? Yani Bitcoin kadar değil. Yani birazcık böyle bir hareket var ama hepsi değil. Mesela meme coin'ler birazcık böyle satıcılı, çok havalı değil, öyle söyleyeyim. Ama mesela işte Doge, şuradan bulabilirsem, göremedim. Şu an en sonda girmeden önce bak, şurada gördüm. Mesela Doge'da bir yükseliş var, Dogecoin'de. Doge'da aslında Elon Musk'tan dolayı, yani Trump'ı destekliyor. Dolayısıyla da hani Trump kazanacak havası da yüksek. O biraz daha böyle Doge'u da destekliyor gibi. Yani bayağı bir ayrışma var açıkçası. Solana fena değil. Orada bir şey oldu, ayrıştım. Şimdi tabii soru şu, Bitcoin ne olur? Ya zirvedeyiz şu anda. Bakın şunu söyleyeyim. 72.500 dolar şu anda. Şu an itibariyle. Sene başında 42 bin dolardı. 42 bin dolardan 73 bin dolarlar. Çok iyi rakamlar. Çok güzel. Aslında dolar bazlı muhteşem bir ne yaptı? Getiri aslında sağladı, kazandırdı. Yani bugün itibariyle kim alırsa almış olursa olsun 2024'ün içerisinde Bitcoin şu an para kazandı. Az ya da çok. Çünkü zirvedeyiz. Dolayısıyla satıp satmamak tamamen size bağlı. Ama şu an yani bu kadar yükseliş, yani devamı da gelebilir mi? Yani ben yükselişi biraz takip edeceğim. Yani bu seviyelerden pek satmak şu an, çünkü yükseliyor. Yani bir şeyde yükselirken açıkçası şu an görmeyi tercih edelim. Tabii burada hani Trump'ın etkisi de çok. Amerika'da Trump kazanacak diyorlar. Yani eğer Trump kazanırsa kriptoyu yarayacak. Çünkü adam özellikle Bitcoin merkezi olacak diyor. Bakın altcoin'ler için aynı şeyi söyleyemiyorum. Altcoin'ler biraz çok ciddi ayrışmalar olabilir. Ama Trump gelirse Bitcoin'i destekleyeceğini söyledi. Dolayısıyla Bitcoin yükselişi de devam edebilir. Ha, geri çekilme olur mu? Sadece şundan korkuyorum. 73 bin doların üstünde yükselişin devam etmesi için bize 73 bin doların üzerinde kapanış lazım. Burada bir kalması, buraya alım gelmesi lazım. Yani alıcıların bu fiyattan bunu tercih etmesi, buradan mal alması gerekiyor ki evet buraya bir alım geldi. O zaman 73 bin doların üzerinde de yükseliş devam edecek diyelim. Eğer gelmezse o zaman bir miktar geri gelebilir. Dolayısıyla sizin de fiyat hareketlerini takip etmeniz lazım. Hani peki nereden bileceğiz aşağıya gelip gelmeyeceğini? Arkadaşlar hızlı bir şekilde bakın, mesela bir 69 bin dolar direncimiz var ve aşağıda şöyle bakayım 66 bin dolar. Tamam mı? Yani inerse 66 bin dolarlara kadar da inme ihtimali, tekrar oradan destek bulma ihtimali var. Ha bunu ama net bir şey söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Ne zaman söyleyeceğim? 73 bin dolara alım gelsin. Bu fiyattan mal alınsın. O zaman diyeceğim ki 73 bin dolardan mal alındı, biraz rahatladık. En azından yukarı sinyal daha güçlendi derim ama diyemiyorum şu anda. Fakat buradan da mal satılır mı? Yani böyle arafta. Tamam, tam dirençteyiz. Tam direnç. Peki buradan mal alınır mı? Ben buradan mal almam. Tam dirençteyiz çünkü. Ne olacağı belli değil. Anlatabiliyor muyum? Mal taşıyanlar, eskiden mal alanlar, karı olanlar, kendinize göre analizinizi yapın. Bana bu kadar da yeter diyebilirsiniz. Yetmez, geldim ben tam buradayım, daha da görmek istiyorum diyebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Buna siz karar vereceksiniz.
nereden mal aldınız, hangi seviyeden aldınız ben bilemem. Benim portföyüm zaten Bitlo'da açık görünüyor. Ben satmadım. Çok iyi bir seviyeye geldi. Satmadım. Taşıyorum. İzliyorum şu anda. Kısacası öyle söyleyeyim. Bu arada yeri gelmişken Bitlo'nun 2500 TL kampanyası devam ediyor. Yeni üye olanlara veriyor. Aşağıya linki bırakıyorum, referans linkini. 7 gün boyunca 2500 TL ile işlem yapabiliyorsunuz. Zararınızı Bitlo karşılıyor. Karınız size kalıyor diye de buradan eklemiş olalım. Şimdi gelelim ekonomik takvime. Dün şimdi piyasalarda bizim beklediğimiz en önemli iki tane veri vardı arkadaşlar. Bir tanesi Conference Board tüketici güveni Amerika'da 108.7 geldi. Beklentinin üstüne geldi. Bu gayet güzel. Piyasaları rahatlatan bir veri. Ama gelelim JOLTS'a. İş gücü piyasası, istihdam, iş imkanları ve personel değişim oranı beklentinin altında geldi. 7 milyon 980 bin bekleniyorken 7 milyon 443 bin. Burada bir zayıflık var. Yani iş gücü piyasası demeyelim de iş ilanlarında bir azalma var. İşçi alımlarında bir azalma var. Yani bu aslında bir miktar resesyon göstergesi. Fakat piyasalarda bir resesyon algılanmadı. Şu an bir şey algılanmadı. Yani şu an yatayda. Rekordayız, yatağdayız. Yani buraya negatif bir tepki vermedi piyasa. Onu söylemek istiyorum. Şimdi vermemesinin sebebi, devam edelim. Bir de bugünü söyleyeceğim size. Bugüne gelelim. Bugün de saat 15.30'da büyüme verisi gelecek. Bir de 15.15'te ADP özel tarım dışı istihdam verisi gelecek. Orada da bir düşüş bekleniyor. Onu söyleyeyim. Büyüme verisi de %3 bekleniyor. Genelde evet böyle. Evet, Amerika'dan beklediğimiz yeni bunlar iki veri. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek. Şimdi arkadaşlar, dün piyasa tepki vermedi. Bugün gelecek olan ADP'li de belki tepki vermeyecek. Yani şunu anlamaya çalışıyoruz. Dünkü veri resesyonu biraz yavaşlamayı gösteriyor. İş gücü piyasasının iş ilanlarının zayıflaması. Bugün ADP düşük gelirse o da onu destekler. Ama en önemlisi tarım dışı istihdam verisi olacak. Tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında gelir ise yine bu diğer verilerde desteklediği için otomatikman bir ne diyelim, aslında Fed'in elini güçlendiren ama piyasayı da aynı zamanda bir resesyon var itecek aslında önemli veriler. Demin yanlış söyledim, çünkü Fed tam tersini. Yani elini güçlendirmekte. Fed faiz indirimlerine 50 bas puanla başlamasının nedeni zaten iş gücü piyasasının zayıflamasıydı. Dolayısıyla hani Fed biraz daha hızlı gidebilir ama resesyon korkusu da piyasaya yayılabilir. Şimdi piyasa bunları fiyatlayacak mı, fiyatlamayacak mı? 5 Kasım'ı mı bekleyecek? Açıkçası bu soruya cevap vermek çok zor. Onu söyleyeyim. Dün çok fazla bir tepki görmediğimiz için bunu söylüyorum. Ama ben açıkçası cuma günü ne olursa olsun bir miktar etki vereceğini, tepki vereceğini düşünüyorum. Yani illaki kendini belli edecektir. İllaki tahvil tarafında görürüz, illaki borsa tarafında görürüz. Bir şey görürüz yani. Çok önemli bir şey olursa, veri gelirse. Yani orada mesela verinin 110K bekleniyor diyelim ki işte 80 bin gelir. Atıyorum 200 bin gelir. Yani sürpriz, böyle çok acayip yukarı ve aşağıya sürpriz veriler gelirse mutlaka piyasanın tepki vereceğini düşünüyorum. Eğer vermezse hakikaten 5 Kasım seçimlerine odaklandı derim. Ama şundan da çok korkarım. 5 Kasım seçimlerinden sonra da illaki seçim bitti havasından sonra bu gelecek olan verileri mecburen fiyatlamaya alacaklardır, geç de olsa. Evet, bugün biraz kafanızı şişirmiş olabilirim. Kusura bakmayın ama hani piyasalar neden bu halde? Niye böyle acayip fiyatlamalar var? Neye sevinmeliyiz? Neye üzülmeliyiz? Biraz detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eksiklerim de olabilir. Vaktim olursa öğleden sonra bu gelecek veride de bir canlı yayın yapmayı planlarım. Ama bugünkü duruma bağlı, çok emin değilim arkadaşlar. Bizim borsamızda içeride BIST 100 8.945.80'de kapatmıştık.
Bizim durumumuz çok farklı. Onu şu anda konuşmayacağım. Zaten biliyorsunuz sürekli konuşuyoruz. Daralma devam ediyor diyoruz. Onun baskısı var. Faiz hala çok yüksek diyoruz. Dolayısıyla burada konuşacak çok fazla şu anda şimdilik videoyu uzatmamak adına yok. Daha 5 Kasım seçimleri genel altındır, gümüştür. Bakın bizim için de çok çok önemli. Amerika'da faizin hızlı mı yükselecek? Başkanlar farklı da gelse yoksa faiz indirimleri devam eder mi? Hangi hızda devam eder? Yoksa faizler tekrar yükselmeye mi başlar? Yani Amerika'da faizin nerede olduğu çok önemli. Bize de ona göre para gelecek ya da para gelmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Gelişmekte olan ülkelere gidecek ya da gitmeyecek. Evet, iyi bakın kendinize. Lütfen sorularınızı, yorumlarınızı aşağıya bırakın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.